Onlara bir sürü göreceğiz. Sonrasında köyümüzün ulaşım sorunu çok büyük sorun olduğundan dolayı 5-6 sıra taşıyor. İçerisinde nüfusuna göre göç veren köyümüzün onu çıkart abi ya. Hepimiz duyuyoruz seni. Bundan önceki seçim sahiplerde köyümüzde 40 tane hane var. Şu an kontrol edilir. Hane 13. 13'ünde 3-4 tanesinde kimse oturmuyor. Maalesef köyümüze hiç kimse gelemiyor. Gelememesinin en büyük nedeni de yolumuzun olmadığından ve köyümüzün kaydığından dolayı. Köy kaydından dolayı hiç kimse köye yatırım yapamıyor. Çünkü altı kayıyor, durmadan kayıyor. Biz bununla ilgili büyüklerimizle aldığımız bilgiler dahilinde eğer gücümüz yeterse köyümüzü 40'a yakın bir yere kaldırmaya çalışacağız. Tabii bunu sizlerden gelen direktifler ve isteklerle beraber olacak. Eğer bize yukarı derse ki bize yer gösterin, yer gösterin derlerse biz kendi aramızda fikir olarak söylüyoruz. Fakat bu köyü fazla bilmiyoruz. Bu da bizim çok büyük ayıbımız. Açık konuşuyoruz, herkes açık olsun. Niye bilmiyoruz? Sadece burayı biliyoruz. Burada yukarısını bilmiyoruz. Kenarımızda yapmış olduğumuz konuşmalarda göl gibi değil konuştuk. Gölün oraya çekebilir miyiz diye konuştuk. Yayla değil konuştuk. Ya acaba yaylaya çekebilir miyiz diye. Ama bunun haricinde biz devlette hırlatan da gerisinden yaşamayacağız. Ama gücümüz nereye kadar yetecek? Bu sizlerin desteğine olacak. Sizden gelen desteğe göre de biz hareket edeceğiz. Çünkü biz işin başında dediğim gibi biz hizmet veriyoruz. Hizmet veriyoruz. Siz bizden isteyeceksiniz. Biz size sunacağız. Sunduğumuz eksiklerinde siz tamamlayıp gerisin gelip hep beraber taşın altına. Ya şurada başka var, hepimiz var, burada var, bunu yaptık diyorsanız yanılıyor. Bravo. Şimdi buradaki yapmış olduğumuz bugün mevlüt, biz mevlüt olarak değil, yemek olarak değil, sırf tanışalım, kaynaşalım, birlik olarak. Şu an öyle görüyorum ki, ilk dört mevlütte görmedim kişiler görüyorum ve bana mutluluk verdi. En büyük sütüntü de şu, hep söylüyorum. Bravo! Ama bugün bakıyorum, gençleri daha çok görüyorum, seviyorum. Ben gençlerle hizmet etmektim çünkü niçin? Benden sonraki görevi gençler alsın. En büyük başkan bizim başkan. Onun için şimdi size ara gaz veriyoruz abi. Ricaımız, isteğimiz. Sevgi görevde seni sevdiği için bak hep içinde geziyorlar. Ha temiz abi. Biz yani, inşallah kırmızıyı çok seviyorlar. Bu elden elden bırak. Bu zararlı olacak. Siteyle ilgili sorunlar olursa yönetim kurulu olarak benden ve yönetim kurulu arkadaşlarımla telefonlarımız var. Telefonlarımızı yerde ulaşamazsanız bildiğiniz arkadaşlara ulaşın. Yarın muhakkak bir aya kadar sistemimizde kurulacak yani. Bütün yazışmalarımız sizden olacak. Bilgiler sizden olacak. Ona göre bilgiler olsun. Şimdi şu an bir şey demiyoruz. Fakat yılbaşından kadar üye kayıt yapmak istiyoruz. Yılbaşından sonra üye kayıt olmak şartıyla arkadaşlar. Üye ben adımı yazdırıp üye olayım yok. Üye kayıt olurken hiç kimse şeyin taşın altına koyacak. Bugünkü şartlarda söylüyoruz. Kendi şahsi görüşümüzü, yönetim kurulu arkadaşlarımızın ufak bir görüşümüzü kendi aramızdaki 50 lira para, kimlik kartının fotoğrafı, fotokopisi, iki tane fotoğrafı 50 lira. Artı 10 lira olarak aidat parası. Biz hiç kimsenin ayağımız altına gidip de para toplayamıyoruz. Niçin? Kusura bakmayın ya, bu yanlış anlamasınlar. Ben sizin ayağınıza para toplamaya gittiğim zaman sizden almış olduğum parayı ya yakıta veririm ya dolmuş ederim. Bunlar acı gerçek, bunları bilelim. Ha, bir kuruşa muhtaç mısınız? Bir kuruşa muhtaçız. Ama ben Ankara'dan için konuşuyorum. Ben bana tutuyorum, Mamak'tan çıkıp da ettikten bir arkadaşlar bir 20 lira almaya gittiğim zaman zor parasına gittim. İsterseniz deneyelim. Biz şunu yaptık. Dedik ki, Mevlüt'e geliyoruz. Mevlüt'e bir toplarız.